Hocam ilginç bir soru geldi. Aslında çok standart gündelik hayatta görmeye alıştığımız için ne kadar ilginç olduğunu fark etmemiştim. Sigaranın faydası var mı? Tövbeler olsun. Şimdi her şey ilaçtır, her şey zehirdir. Bunu dozu belirler. Böyle bir laf var. Blaise Pascal'dı galiba, söylemem kimdi hatırlamıyorum. Etraftaki her şeyin uygun yerde kullanıldığında bir faydası olabilir. Şimdi sigara dediğimiz şey bugün bir bağımlılık nesnesi ve zararı çok net olan bir şeydir. Artık her türlü korelasyonla işte bazı spesifik hastalık tiplerinin sadece sigaradan olduğunu biliyoruz. Mesela mesane kanseri ağırlıkla sigara içenlerde gözüken direkt koreli olduğunu bildiğimiz 3-5 tane kanser var. Hatta 2007-8 gibi galiba eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Murat Tuncer'in yürüttüğü bir Türkiye çapında kanser taraması vardı. Mesela o zamana kadar biz bu 90'lardaydık galiba, Çernobil felaketi işte. Çernobil'den dolayı Karadeniz'de herkesin kanser olduğunu, hatta rahmetli Kazım Koyuncu'nun falan da ondan öldüğünü böyle benimsemiştik, yani Karadeniz'de radyasyon kanseri var diye. Fakat yapılan taramalar çok çarpıcı bir şey gösterdi. Karadeniz'de evet ciddi bir kanser artışı var ama tamamen sigaraya bağlı kanserler. Radyoaktivite saçıntısına dair herhangi bir kanser işareti de artışı da tespit edilemedi. Sigara tüketimiyle direkt korele kanserler var. Bunun yanında mesela su hayatımız için elzemdir biliyorsunuz ama küvetin içindeki suyun içinde biz kafamız kalırsa 5 dakika suyun faydasından çok zararını görebiliriz. Tabiattaki bütün bitkiler, tütün bitkisi dahil olmak üzere terapötik amaçlarla, yani tedavi amaçlarıyla yahut rekreasyonel amaçlarla, zihni daha odaklamak bilmem ne amacıyla binlerce yıldır kullanılmış. Bugünkü sorunumuz şudur bu tip maddelerle ilgili. Yani bunu marijuana içinde alın, her türlü tüketebildiğimiz doğal kaynaklı uyuşturucu uyarıcı maddelerin tamamı kafein içinde, bunun aynısını düşünebilirsiniz. Bunların tabiatta bulunup, atıyorum kimisinin kurutulup işte bir çubuğa doldurulup yakılıp içilmesi, kiminin salamura yapılıp yenmesi, kiminin ağızda çiğnenmesi, kiminin göze sürülmesi, atıyorum. Bin bir türlü kullanım alanı vardır bu tip bitkisel kaynaklı kimyasal içeren maddelerin. Bunların tamamı tabiattaki dozlarında belli faydalar için kullanıldı. Mesela tütündeki aktif madde nikotin denen bir madde. Nikotin, bizim beynimizde asetilkolin dediğimiz bir kimyasal madde var. Bir sinir ileti maddesi. Bunun alıcılarının üzerine asetilkoline benzer bir etki yapıyor. Yani asetilkolinin beynimizdeki etkisini ve vücudumuzdaki etkisini taklit ediyor. Bunun mesela birkaç sonucu, sigara içen insanlar mesela sabah ilk sigaraları içtiklerinde tuvalet ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü asetilkolin vücudumuzda yaptığı işlerden biri bu. İşte bağırsakların çalışmasını sağlıyor. Sigara tiryakileri mesela sigara içmeden konsantre olamadıklarını söylüyorlar. Çünkü bu nikotinin beyinde konsantrasyon arttırıcı da bir etkisi de var. Sadece mesela nikotin bandı yapıştırarak da insanlar bunu kullanabiliyorlar. Fakat günümüzdeki temel sorun şu. Tabiatta çok az miktarda bulabileceğiniz bir şeyi bugün paketlenmiş seri üretimler halinde ve tabiattaki halinden en uzak versiyonuna kadar işleyerek onu tamamen bir nesneye dönüştürmüş vaziyetteyiz. Bu nesnenin tüketimi çok hızlı bağımlılık yaparak o bitkiden orijinalde elde edebileceğimiz ne fayda varsa onu da berhava edecek ve zararlı bir nesneye dönüşecek şekilde abartılmış durumda. Kızılderililerin işte barış çubuğu içtiklerini, içine ot mat doldurup böyle yaktıklarını bilirsiniz yani. Bütün filmlerde vardır ve genellikle orada sadece tütün de kullanılmaz. İçinde kafa yapıcı bir sürü ot da kullanılır. Ama Kızılderililer bunu ne zaman kullanır? Bunu kim içer? Mesela 7'den 70'e genç yaşta Kızılderililer, herkesin elinde o koca pipolardan görmezsiniz. Özel bir ortamda, belli bir ritüel eşliğinde, genellikle bilge, yaşlı, bilmem ne büyüklerin olduğu bir ortamda sadece erişkinler, belli bir payeye sahip olanların yapabileceği, senede belki birkaç kere ancak yapılan özel bir faaliyette olur. Ya da nargile mesela eskiden saraylarda, orada burada, işte daha asilzadelerin falan filan kullandığı, hoş sohbet ortamlarının süsü olarak fokurdatılan bir şeymiş. Şimdi
Yani bu zamana kadar tabii pandemiye kadar nargile kafelerde göz gözü görmüyor. Günde binlerce nargile içiliyor. Günde 3-5 nargile içen insanlar var. Nargile dediğiniz şey hani yanan bir fırının bacasına böyle ağzınızı dayayıp her şeyi içinize çekmeye benziyor. Çok yoğun bir maruziyet yaşıyorsunuz ve sigaradan kat be kat zararlı. Kaldı ki hijyenik kısımlarını geçiyorum. Bir sürü insanın kullandığı o marpuçlarla, sipsilerle bilmem nelerle içiyorsanız hele. Yani çok ciddi bir toksite riskiniz ve enfeksiyon riskiniz de var. Seri üretim, aşırı tüketim bunların hepsini topladığınızda dün doğada belli nedenlerle insanla buluşmuş ve insanın hayatına girmiş bir sürü fitofarmakolojik yani bitkisel kaynaklı farmakolojik madde bugün suistimal nedeniyle bize zarar vermekte. Tütün bitkisinin kendince ekosistemde bir yeri ve belli faydaları vardır. Ama sigara aşırı zararlı bir alışkanlığa dönüşmüş durumdadır. Ama çok net bir faydasını söyleyebilirim sigaranın. Günde bir paket falan sigara içenlerde çok ilginç şeyler görüyoruz. Mesela Alzheimer olmuyorlar. Neden? Çünkü erken ölüyorlar efendim. Alzheimer için yeterince yaşayabilmek lazım. Erken öldüğünüz için Alzheimer olmuyor. Yani bunu bir fayda olarak alırsanız, buyurun buradan yakın demek istiyorum. Boşu boşuna şunu söyleyeyim en temelinde. Benim bağımlılıklarım var. Ben de bağımlı bir insanım. Ama bağımlı olmak iyi bir şey değil. Bunu biliyorum. Ve ne kadar çok bağımlılığınızdan kurtulursanız o kadar iyi olur. Sigaranın en önemli problemi, alkolün en önemli problemi, pornografinin, alışverişin, kumarın, davranışsal bağımlılıkların en kötü tarafı hayatınızı çeşitli nedenlerle sekteye uğratmanıza neden olur. Ve veriminizi düşürür. Şu kısacık hayatın çarçur edilmesine, belki daha ileri yaşlardaki daha bilgece, daha güzel ürünler verebileceğiniz zamanda takatten düşmenize ve bedensel rahatsızlıklarla uğraşmanıza neden olur. O yüzden şimdi sağlığımıza, saatimize, beslenmemize, alışkanlıklarımıza dikkat edelim. Çünkü 20 sene sonraki biz oraya vardığımız zaman bak kardeş zamanında adam gibi yaşayaydın. Şimdi başımıza bunlar gelmezdi. Madem öyle çek şimdi benimle beraber diye bizi karşılamasın. Dolayısıyla faydası olabilir bir otun. Mesela bende makaleler var öyle. Tütünün, marihuananın, onun bunun faydalarına dair tıbbi yayınlar var. Bazı arkadaşlar bayılıyor. Bak hocam faydası varmış falan diye. Yarın var da o bitki halindeyken var. Günde bir paket iki paket içtiğin zaman değil o. Sigara olarak kullandığın zaman değil. Ve maalesef faydalı olabilecek nesneleri de mesela tütün bitkisi gibi Allah'ın bir bitkisini de maalesef çarçur ederek onu amacının dışında kullanarak onun da hakkına giriyoruz. Bunu yapmamak lazım. Hayat uyum içinde yaşayınca güzel. Bu otların hepsiyle buluşmamızın tarihsel nedeni var ama bugün aşırı tüketimimiz nedeniyle hepsi bize zarar veriyor. Sorunun net cevabı faydası var ama size yok.